Bugün burada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş'ın yandaş medyaya yapmış olduğu kıyaklarla alakalı bir basın açıklaması yapmak, Bursa'nın gelirlerinin değerlerinin nasıl adaletsizce yandaş medyaya peşkeş çekildiğini zaten kamuoyunun malumu oldu. Belgeleriyle bir kez daha paylaşmak üzere bir araya geldik. Ben katılımınızdan dolayı İyi Parti Bursa Teşkilatları adına teşekkür ediyoruz. Evet, önceden gazeteleri müvezziler dağıtırdı. Yazıyor, yazıyor diye bağırır ve gündemi, manşeti insanlara uyarır, hatırlatır ve gazete satarlardı. Biz de birazdan basın açıklamamızın akabinde bastırmış olduğumuz bu gazeteleri yazıyor, yazıyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sanki babasının parasını dağıtıyormuşçasına yandaş medyaya peşkeşleri nasıl çektiğini yazıyor diye Bursalılara, Bursa kamuoyuna dağıtacağız. Evet değerli basın mensupları, Boş Batağı'ndaki Büyükşehir Kasası'nın yandaş medyanın emrinde olduğunu yazıyor bugün gazeteler. Kıymetli vatandaşlar, değerli Bursalılar, göreve geldiği günden beri enkaz devraldık diyerek iş bilmezliğine bahane üstüne bahane üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eski parayla 5 katrilyondan fazla borcu olduğunu söyleyerek tasarruf politikası uygulayacaklarını açıklayan Başkan Alnur Aktaş'ın her yıl yenilenen aboneliklerle sadece iktidar yanlısı medyaya maddi ve manevi destek olduğu ortaya çıktı. Yaygın medyada da yansıyan ve hiç tartışmasız belgeli bilgilere dayanan haberlere göre Alnur Aktaş, Bursalıların her yıl 584 milyar eski parayla TL bedeli kendi parası gibi yalnızca 3 gazeteye ödediği ortaya çıktı. Evet, sevgili basın mensupları, Sabah gazetesinden her ay Büyükşehir Belediyesi'ne 20.100 adet, Türkiye gazetesinden her ay 15.000 adet, Akit gazetesinden de her ay 4.500 adet abonelik karşılığı satın aldıran Alinur Aktaş, bu taraflı icraatıyla gazeteler arasında da ayrımcılık yaparak görevini açıkça kötüye kullanmıştır. Yanlış anlaşılmasın. Sorumlu habercilik yapan yaygın medya ve özellikle de nitelikli yerel medyanın bu dönemde güçlükle ayakta kalmaya çalıştığı bir süreçte kesinlikle desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve talep ediyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Yanlış ve kabul edilemez olan memlekette ve Bursa'mızda onca gazete, bunca medya kuruluşu varken yalnızca 3 adet iktidar yanlısı yandaş gazete kuruluşuna böylesine fütursuzca destek olunmasıdır. Şimdi ben buradan kamuoyu önünde Alnur Aktaş'a ve hem de reisinin diliyle soruyorum. Ey Alnur Aktaş, yalnızca bu 3 yandaş gazeteye desteği hangi akla hizmet etmek için verdin ve halen vermeye devam ediyorsun? Bu talimatı kimden aldın? Açıkla. Ankara veya İstanbul'daki hangi emir erlerinin tavasutuna boyun eğerek
buna olur verdin. Bir de şunu açıkla Sayın Ali Nur Aktaş. Bu yüzlerce gazete paketi büyük şehre her gün aksamadan teslim edildi mi? Bu gazeteler her gün bu kadar adet insanlara ne şekilde dağıtıldı? Yoksa belediyeye hiç gazete falan gelmedi de sadece muhasebeye gelen faturalarla karşılıklı al gülüm, ver gülüm yaparak mı mahsuplaştınız? Bir de şu var. Bu yandaş gazetelere talimatlı abonelik desteğinden başka acaba kaç milyon TL'lik reklam ve ilan geliri sağladın? Ne diyordu Devrik Bakan Berat Albayrak? Burası çok önemli. İşte hususen ve hasreten çok önemli burası. Değerli basın mensupları, can çekişen Bursa basını için, yok olmaya yüz tutmuş yerel medyamız için ne yaptın, hangi projeyi geliştirdin? Belki sen unutmuşsundur, biz söyleyelim Bursa basını için ne yaptığını. Daha görevine atanır atanmaz ilk yaptığın iş, büyük şehrin kasası tam takır diyerek yerel basının 3 kuruşluk reklam ilan bütçesini kuşa çevirdin. Stadyuma giden 1 katrilyonu, T2'ye yatırılan milyarları ve daha nice batık projelerin yuttuğu bu şehrin kaynaklarını yerel basının reklamlarını keserek geri kazanabileceğini düşündün. Peki buradan kaçak göçek yapmadan açıkça cevap verilmesini istiyoruz. Bu büyük şehrin kasası nasıl sihirli bir kasa ki yandaş basına gelince doluyor, muhalif gazetelere ve özellikle de Bursa basınına gelince birden tam takır oluyor. Bu nasıl efsunlu bir bütçe ki AKP'li ilçe başkanlarına belediye iştiraklerinden hakkı huzur verilirken doluyor, bu şehir her konuda hizmet beklerken buhar olup uçuveriyor. Bütün bunları buradan milletin huzurunda soruyoruz ve biz İyi Parti teşkilatları olarak sormaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları ve sevgili hemşehrilerimiz, değerli dava arkadaşlarım. Başından beri söyledik. Yerel yönetimlerin Bursa'mız, Bursalılar, milletimiz ve hemşehrilerimiz adına büyük bir titizlikle kullanmak zorunda oldukları bütçeyi biz de denetlemeye talibiz. Büyükşehir Meclisi'nde denetleme kurulu üyeliklerinin bir an önce 5'e çıkarılmasını ve İyi Partili bir meclis üyemizin de orada bulunmasını buradan talep ediyoruz. Şeffaf olacaksınız kardeşim. Gizliniz, saklınız, hırsızlığınız, peşkeşiniz yoksa açık olacaksınız. Açık davranacaksınız. Ve bizler de takip etmeye devam edeceğiz. Sonuç olarak şöyle yapmışlar değerli hemşehrilerimiz. Sizin, bizim, herkesin parasını yalnızca ve sadece kendi istediklerini yazan, kendilerinin politikalarını destekleyen basına destek için fütursuzca kullanmışlar. Her ay 20 bin tane Türkiye gazetesi almışlar, akit almışlar. Toplamda 584 bin lirayı ödemişler ve ödemeye devam ediyorlar. Biz bunun hesabını soracağız. Sormak zorundayız. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu bizim bastırmış olduğumuz, evet, bu basın açıklamasını, arkasında da konuyla ilgili belgeler var. Bu belgeleri, özür dilerim, bu belgeleri biz Bursalı hemşehrilerimize ve basın mensuplarına dağıtacağız.
Evet, teşekkür ediyorum. Yazıyor. Yazıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aynur Aktaş'ın peşkeşini çağırıyor.